İtaat et, hep diri kal. Miraç hadisinde şöyle yer almıştır. Ey Ahmet! Kulumun bana ne zaman ibadet ettiğini biliyor musun? Resulullah şöyle arz etti. Hayır ey Rabbim! Allah Celle Celaluhu bunun üzerine buyurdu ki, onda şu yedi haslet bir araya gelince, kendisini haramlardan koruyan sakınma, kendisini ilgilendirmeyen şeylerden alıkoyan bir suskunluk, her gün ağlamasını artıran bir korku, halvet halinde benden haya etmesini sağlayan bir haya, zaruret miktarınca yemek, ben dünyadan nefret ettiğim için dünyadan nefret etmek ve ben iyileri sevdiğim için iyileri sevmek hasıl olduğunda. İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'a ibadetin evveli onu tanıma ve onu tanımanın esası ise onu birlemektir. İmam Sadık Aleyhisselam kulluğun hakikati hakkında sorulunca şöyle buyurdu. Kulluğun hakikati üç şeydir. Kulun Allah'ın kendisine bağışladığı şeyde kendisi için bir malikiyeti olduğunu görmemesidir. Zira kullar hiçbir şeye malik değildir ve malın Allah'a ait olduğunu kabul ederler. Ve onu Allah'ın emrettiği yerde harcarlar. Kul kendisi için tedbir ve çare bulmaya çalışmaz ve tüm gayreti Allah'ın yapmasını emrettiği veya kendisini alıkoyduğu şeyler hakkındadır. Bu, takva sahiplerinin ilk derecesidir. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kulluk beş şeydedir. Karnı yiyecekten boş bırakmak, Kur'an okumak, geceyi ibadetle geçirmek, sabah vakti yakarmak ve Allah korkusundan ağlamak. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demişti de melekler orada fesat yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz seni överek yüceltiyor ve seni devamlı takdis ediyoruz dediler. Allah ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Bir başka ayette şöyle buyurulmuştur. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Misbah-ı Şeria'da İmam Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu yer almıştır. Ubudiyet, batını rububiyet olan bir cevherdir. O halde ubudiyette yok olan şey rububiyette bulunur ve rububiyette gizlenen şey de ubudiyetle elde edilir. Allah-u Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, ben asla ölmeyen diriyim. O halde emirlerime itaat et ki seni de asla ölmeyecek bir diri kılayım. Ey Ademoğlu, ben her neye ol dersem o da oluverir. O halde emirlerime itaat et ki seni de böyle kılayım ve her neye ol dersen o da oluversin. Hazreti Ali, her kim kulluğun şartlarını yerine getirirse özgürlüğe layıktır buyurmuştur.